kadar ince zevkliymiş Sinan. Hiç göstermiyor. Yok kız İlahi. Burası benim odam. He. Diğer oda Sinan'ınki. Zaten Sinan da genelde pek eve gelmez. Nil'de kalır. Oo, büyük aşk yaşıyorlar. Çok düşkün kıza, çok. Ama kız da düşünmeyecek gibi değil ha. Böyle güzellikse güzellik, endamsa endam, fıstık gibi. AVM'ler, rezidanslar. Ailesi çok zengin maşallah. Şimdi bunlar Adana'dan gelmişler. Sonra baba Karun gibi para yapmış. Sırf bir AVM'yi kızına tahsis etmiş, düşün. Yani kızın şahsi malı. Diğer oda Sinan'ın diyorsun değil mi? Öyle. Ama sen burada kalacaksın. Aa, yok yok, hayır, düzenini bozma benim için, olmaz. Yok canım, ne düzeni? Ben zaten salonda sabaha kadar televizyon izliyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Öyle çay kahve içiyorum, bazen uyku tutmuyor, geziniyorum filan. Yatağın yüzünü gören kim? Sen kalırsın burada, rahat edersin. Beni hiç düşünme. Geldim, geldim. Aa, biz de az önce senin kulaklarını çınlatıyorduk. Vallahi iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Geç içeri, geç. Ay, ne iyi ettin de geldin. Rıfat, sen paketleri bırak şöyle, ben çıkarken ararım tamam, seni. Tamam Nilahlarım. Ay ne zahmetler ettin Nilcim. Ay, hiç de eli boş gelmez benim hatırlı kızım. Ya, seviyorsunuz diye sevdiğiniz pastalardan da aldım geçerken. Ya Sinan da biraz önce çıktı. Bir gelirken arasaydın. Beklerdi seni. Aman abla ya. Sanki bilmiyormuş gibi kardeşini. Kaç gündür arıyorum zaten, açmıyor telefonlarımı. Ben de merak ettim, onun için geldim aslında. Ay, bilmez miyim? Hadi geç içeri, geç. Çay ocakta daha. Ya aslında güzel bugün hava, dışarıda mı otursak? Olur tabii. Olur olur. Merhaba. Zeynep ben. Hoş geldiniz. Merhaba Nil, ben de. Hoş bulduk. Zeynep bir süre bizde kalacak Nilcim. Yani başına neler geldi neler, bir bilsen film gibi. Sen hadi bahçeye geç. Biz de Zeynep'le bunları hazırlayıp geliyoruz. Tamam, tamamdır. Aldım ben abla. Yani bence sen yine kibar davranmışsın. Tabii büyük konuşmayayım ama benim kocam böyle bir şey yapacak. Vallahi insan katil olur. Ya sen bir lokmacık kızının peşine düşeceğine git fingirdeşmeye devam et. Ya ben anlamıyorum nasıl şey bu böyle. Yok, ben geçtim onları. Bana ayak bağı olmasınlar yeter. Benim kızımı bulmam lazım. Öyle boş boş oturmak da olmaz. Kim bilir kimlerin elinde, ne halde, ne yaşıyor çocuk. Ya bulacağım inşallah. Bulacağım da işte nasıl bulacağım. Ya... Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Ya böyle bir takım tiplerden bahsedildiğini duymuştum. Tabii bir takım tipler dediğim hakikaten böyle karanlık adamlar. Neyse işte benim babamın işi düşmüştü bunlara. Geçen yıl bizim bir muhasebeci sağ olsun çalıp çırpıp ortadan kayboldu. Neyse, uzun hikaye. İşte bu adamlar bu muhasebeciyi ne yaptılar ettiler? Saklandığı yerden bulup attılar babamın önüne. Ay, gerçekten mi? Tabii tabii. O zaman demiş ki adam, abi demiş, bizim bu memlekette bulamayacağımız kayıp yok. O derece yani. Ay, ne olur bana telefonunu verir misiniz Nil Hanım, lütfen. Yani bende yok numarası ama şey yapalım. Ben akşam öğreneyim babamdan, göndereyim sana. Sen yaz bana numaranı. Tamam. Gönderirim sana. Ablacığım, ben bunu da sana almıştım. İnşallah beğenirsin. Ay, beğenmem mi? Ay, dur bakayım. Ay, nasıl da ihtiyacım vardı benim böyle bir şeye. Ay Nilcim ya, çok teşekkür ederim. Rica ederim, güle güle kullan. Yazdım. Unutmazsınız değil mi telefonları göndermeyi? Tabii tabii. Ay, saat çok geç olmuş. Ablacığım, ben toplantıya geç kalıyorum. Gideyim hemen. Bu arada... Münevver abla, sen unutmazsın değil mi Sinan'a onu aradığımı söylemeyi? Arasın mutlaka beni.
Tabii canım, tabii söylerim ben. Gelir gelmez aratırım seni. Tamam. Zeynep'ciğim çok mutlu oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. İnşallah bekliyorum müjdeli haberlerini. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Abla, hı. Burada benim bilmediğim bir şeyler dönmüyor değil mi? Aa, nasıl bir şey? Bak, bir şey saklama benden ha. Sinan'ın bu kadına bir ilgisi falan yok değil mi? Ay yok kız, deli misin? Öyle bir şey olsa ben kapından içeri sokar mıyım? Ya kızın zaten acısından gözü hiçbir şey görmüyor. Belli mi olur abla? Yok vallahi benim gözüm tutmadı bu kadını. Sen bul bir yolunu, sepetle bunu. Ben bir şeyler döndüğünü anlamıştım zaten. Buymuş demek ki derdi Sinan'ın bu kadınmış. Ya yok, günahını alıyorsun vallahi. Ya 2 saat olmadı daha eve gireli. İstemiyorum Münevver abla, istemiyorum ya. Sinan'la aynı çatı altında. Yok, sen bul bir yolunu, gönder. Tamam. Ben yarına kalmaz defterini dürerim. Sen yüreğini ferah tut. Tamam ablacığım, ben güveniyorum sana. İyi. Haydi bay. Bay. Nil Hanım sizi çok övdü. Yani kayıp bulmada 1 numaraymışsınız. Sağ olsun. Devazuya hayret yok. Bu piyasada bizden daha iyisini bulamazsın. Şahsın fotosu var mı? Tabii. Yalnız çocukluk fotosuyla çalışmıyoruz. Şimdiki hal lazım bize çalışabilmemiz için. Ama bu fotoğraf çekileri 6 ay falan oldu. Yani çok değişmemiştir sanmıyorum. Kız çocuğu çalışma sahamızın dışında bir konu. Ama fark etmez, hallederiz. Mali konuda anlaşırsak hemen çalışmaya başlayabiliriz. Ne kadar acaba? Kaparo olarak 100.000 alıyoruz. 100.000 de şahsı teslim ettiğimizde. Uygun mu? Ben bulacağım 1-2 saat sonra size o parayı. Bunu al. Yarısı senin. Sana yaptığım kötü şeylere karşılık. Yani belki biraz kızgınlığını geçirir. Tabii biliyorum bu kadar değil borcum ama şimdilik... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.